Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda iki noktası bilinen doğru denkleminden yola çıkarak eksenleri kestiği noktası bilinen doğrunun denklemini bulma ifadelerini karşılaştırmıştık. Bu videoda ise bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminin formülünü vermeye çalışacağız. Aslında eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini ben Mustafa Balcı'dan önce davranarak size gösterdim. Çünkü onun kitabındaki anlatım sırasına göre bizim bunu şu an öğreniyor olmamız lazım. Olsun. Burada da tekrar etmiş olacağız. Önce eğimin ne demek olduğunu kararlaştırmamız lazım. Bir eğim tanımı yapmamız lazım. Eğim şu. Eğim açısı bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açıya doğrunun eğim açısı denir. Eğim açısının ölçüsü teta olsun. Eğer teta 90 dereceden farklı ise bulduğumuz sonucu m diyelim. İşte bu sayıya doğrunun eğimi denir. Eğim neden e ile gösterilmiyor? Çünkü 2.71 sayısıyla karıştırılabilir. O yüzden m harfiyle gösteriyoruz. Analitik düzlemde x0, y0 noktasından geçen ve eğimi m'de olan doğrunun denklemini bulmadan evvel önce eğim açılarını tespit etmeyi öğrenelim. Eğim açısı x ekseniyle pozitif yönde yapılan açıdır. Yani eğer doğru şu şekildeyse eğim açısı alfa kadardır. Eğer doğru böyle dar açı yapıyorsa x ekseniyle eğim açısı teta kadardır. Eğer doğru şuradaki mavi gibi tekrardan aynı işareti yapıyorsa yine eğim açısı gama kadardır. Eğer doğru yine bu şekilde sarı olan kadarsa beta içeride de verilse siz bunu iç tersten buraya taşıyabilirsiniz. Yani eğim açısı betayı şurada verirse şurada olduğunu siz söyleyeceksiniz. Eğim açısının teta değerine eğimi diyeceğiz. Düzlemde bir D doğrusu alalım. Bu D doğrusunun üzerinde bir A noktası alalım. Bu A'nın bileşenleri X0'a Y0. Yatayda bir birim düşeyde M kadarlık yol gittiğimizi düşünerekten söylüyoruz bunu. Tan alfa değeri hani eğimi veriyor ya. Hani bunu daha rahat görebilmek için ve tanjantında karşı bölü komşu olduğunu biliyoruz. M bölü birden M'i yakalayabilmek için. Yatayda bir birim düşeyde M kadarlık yol. Peki eğim açısı nerede? Eğim açısı şuradadır. Buradaki eğim açısı teta kadardı. Paralel kenar yönteminden. Açıyı şuraya taşıyabiliriz paralellik özelliğinden. Dolayısıyla buradaki tan alfa değeri ya da tan teta değeri karşı bölü komşudan m'e eşit çıkar. Bunun kısaltılmışı tg olarak da yazılabilir. Yani bunların hepsi birer gösterimdir. Ve şu noktaya da B dediğimizi varsayalım. Ben AB'yi yazmak istiyorum. AB'yi şu şekilde yazabilirim. Doğru üzerinde AB'den geçen bir vektörü artık biz bu şekilde temsil ettik. Dolayısıyla AB artık benim vektörüm. Bu vektörden kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bir tane de başlangıç noktasına ihtiyacım var. Bu başlangıç noktası A noktası olacak. A noktasının ucuna sayısını bilmediğim kadar vektör ekliyorum. Bulduğum şey bir doğru denklemi oluyor. Bu doğru denklemini yazalım. Artık vektör var elimde. O zaman x virgül y eşittir. Başlangıç noktası x0 virgül y0 artı k tane 1'e m. Bunu düzenleyelim. X eşittir x0 artı k. Y eşittir y0 artı km. Bu doğrunun vektörel denklemi. Bu doğrunun parametrik denklemi. Ve doğrunun kartezyen denklemini de yazacak olursak şu şekilde yazabiliriz. X eksi x0 bölü 1 eşittir k'ya. Ve tekrardan k y eksi y 0 bölü m'e eşit olur. İçler dışlar çarpımı yapalım. Yani şu k'yı görmediğimizi varsayalım. Yani şunu kastediyorum. X eksi x 0 bölü 1 eşittir y eksi y 0 bölü m. Daha düzgün yazalım. M buraya gitsin. X'ler buraya gelsin. M eşittir y eksi y 0 bölü x eksi x 0. İşte bulduğum şey eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemiydi. Biz nasıl yazıyorduk bunu? Eğim eşittir y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Daha sonra şuradaki ikileri görmeyince eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklem formülü çıkıyordu. Burada yapılan tek bir fark var. y0 x0 ile y1 x0 x1 aynı şey. Yani tamamen gösterim farkı. Başka hiçbir şey yok. Bir örnek çözelim. Bu soruyu pekiştirmek amaçlı. Sorumuz şu şekilde. Yanda grafiği verilen doğrunun denklemini bulunuz. Eğim açısı belli. Eğim eşittir tan alfa. Alfa 45 ise eğim eşittir tan 45. Tan 45'in 1 olduğu açıktır. Eğim buradan 1 çıkar. Yani eğimi 1 olan bir doğru var. Eğimi ve bir noktası biliniyor. Bu noktayı da 2'ye 3 vermiş. Eğim belli, nokta belli. O zaman ben bunun denklemini bulabilirim. Eğim eşittir y eksi y 0 bölü x eksi x 0'ı da. 1 eşittir y eksi 3 bölü x eksi 2.
İçler dışlar çarpımından x eksi 2 eşittir y eksi 3, 0 eşittir y eksi x eksi 1 gibi bir denklem bulurum. İşte bu denklem doğrunun denklemidir. Gerçekten bu A noktasının doğru üzerinden olduğunu görebilmek, x gördüğünüz yere 2, y gördüğünüz yere 3 yazın.